236 idi bu. RZ 236 mı bilmem. Evet, şuradan bu. 236 idi hocam. Şöyle orada da aynısını yap. Tamam. Köşede tamam. Tamam. Evet, bugün aslında bu tarihi yapıda yaptığımız çalışma iki farklı amaca hizmet ediyor. Öncelikle yapı çok değerli bir yapı. Yaklaşık 200 yıllık tarihi bir yapı. Deprem şahidi dediğimiz önemli Erzurum'un kültür mirası eserlerinden bir tanesi. Yapı restorasyona girecek. Restorasyon öncesi mevcut durumunun değerlendirmesi adına öncelikle burada bir çalışma yapıyoruz. Operasyonel modal analiz dediğimiz dinamik kimliklendirme işi, yani çok daha basit bir ifadeyle olası bir depremde yapının nasıl salınacağı, nasıl bir salınım yapacağını yerinde alacağımız ölçümlerle bir nevi EKG'sini çekerek bugün belirlemeye çalışacağız. Aynı anda tabii bu çalışmayı yaparken lisans ve lisansüstü ders alan öğrencilerimizi de bugün burada toplamış bulunuyoruz. Çünkü onların da aldıkları dersler itibariyle yapacakları saha çalışmalarından bir örnek bu. Hem ders olacak hem de teknik bir raporlamayla birlikte bu yapının restorasyonuna katkı sağlamayı planlıyoruz. Depremde biliyorsunuz herhangi bir deprem etkisi altında yapılar salınım yapmaya başlıyorlar. Yani belli doğrultularda yapı titreşim yaparak depremi geçiştirmeye çalışıyor. Biz bunu burada bugün alacağımız ölçümlerle peşinen belirlemeye çalışıyoruz. Bu bize nasıl yardımcı olacak? Bu bize bu yapının bilgisayar ortamında oluşturacağımız modelini kurarken çok ciddi bir yardım sağlayacak. Yani gerçeğe daha yakın bir model kurmamızı ve onun üzerinde ileri analizler yapmamızı sağlayacak. Bununla birlikte çok daha özel bir noktada bize katkı sunacağını düşünüyoruz. Şimdi bu tür yapıların duvar kalınlıkları çok fazla. Dolayısıyla iç ve dış cephelerde herhangi bir hasar dışarıdan görünmese bile içeride meydana gelmiş, gelmesi muhtemel bir hasarı bugün burada alacağımız ölçümlerle, sonrasında yapacağımız analizlerle tespit etmemiz mümkün. Çünkü çok benzerini biz deprem sonrası Malatya'da bir yapı üzerinde yaptık. Malatya Atatürk Evi üzerinde çalıştık. Yapının dışarıdan çok fazla bir hasarı gözükmese de aldığımız ölçümlerde aslında duvar içlerinde ciddi hasarlar olduğunu gördük. Tahribatsız bir şekilde. Sonrasında yapılan restorasyonda da bu zaten ortaya çıktı. Yine bir benzerini Erzurum'da biz daha önce tecrübe edindik. Pehlivanlı Köprüsü. Kireçli Köprüsü olarak da biliniyor. Erzurum Uzundere yolu üzerinde yapının dışarıdan herhangi bir hasar görüntüsü olmamasına rağmen aldığımız ölçümler yapının yaklaşma duvarlarından birisinde hasar meydana geldiğini göstermişti ki bu hasar çok daha sonra kendini gösterdi. Biz bu yapıda öncelikle bunu arıyoruz. Yani acaba bizim görmediğimiz bir hasarı var mı? Çünkü restorasyon salt bir makyaj ya da salt bir dış cephe güzelleştirme işi değil. Öncelikle yapının statiğinin korunması lazım. Hepimizin nabzı var ve bu nabız kişiye özel. Yapıların da aslında periyot dediğimiz bir nabzı var ve bu periyot da her yapıya özel. Yani her yapı depremde farklı bir sürede salınımını tamamlıyor ve bu salınım periyodu bizim için çok önemli. Yapının depremde alacağı kuvveti, depremde yapacağı hareketi bize gösteriyor. Dolayısıyla bugün alacağımız veri gerçekten önemli bir veri. Emirhan Han dışarı ne durumda? Hocam buraya bağlanacağız sadece. Hah? Köşe mi? Beraber gidelim. Bir toplama sistemimiz var. Bir toplama sistemine binanın tepki
Şimdi olacak bütün sensörleri bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bilgisayardaki yazılımla beraber gördüğünüz titreşim ölçümlerini öncelikle görüntülüyoruz. Bunların kontrollerini yapıyoruz. Ardından da kaydediyoruz. O yandaki dolgunun etkisi var mı? Ben onu anlamadım. Bak, lavaper sütunlar var. Onun dışında şu duvarların içinde diğer gizlenmiş sütunlar var. Dış cepheden baktığınızda, duvarın dışından baktığınızda bakın bakalım bu kemerleri görebilecek misiniz notalda? Yalan bu grubu için bir tarih yapı incelemesi, yapı mekaniğinde deney tasarımı grubu içinde tahribatsız deneysel bir yöntem. İçeriden gördüğünüz kemer dış cephede görünmeyecek. O zaman bayağı kalın bir duvar var değil mi? Ben bu duvarın içinde ne olduğunu biliyor muyum şu anda? Bilmiyorum. Ha, bizim için muğlak.